Arkadaşlar merhaba. Saçımı düzelteyim. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz bekleyelim isterseniz katılanlar olsun. Bugünkü konu Almanya'da hemşirelik yapmak. Konuğumuz şu. Yani konuğumuz hemşire Neslihan. Kendisi Almanya'da çalışmak için bir takım girişimlerde bulundu. Daha doğrusu Almanya'da çalışmak istediği için yol yordam nasıldır bunları araştırmış ve kendisi de Şubat ayında, Şubat'ın biri gibi Almanya'da bir hastanede işe başlayacak kendisi. Bir dakika şöyle canlı yayın bildirimi herkese gitsin diye bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Birazdan Neslihan'ı da yayına alacağım. Yayına almadan önce bir tanıtayım istedim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de hemşirelik yapmak gerçekten zor. Yani dayanmak, uzun vadede dayanmak, 10 yıllarca dayanmak, 20 yıl, 30 yıl hemşirelik yapmak gerçekten zor. Okuyan arkadaşlarımız buradan çok fazla zorluğu göremiyor, anlayamıyorlar ama hastanenin içine girdiğiniz zaman gerçekten çalışmaya başladıktan sonra süreç çok yıpratıcı oluyor. Zaten kazanç olarak yeterli bir miktar kazanamıyoruz ama bir şekilde tatmin olmak istiyorsun. Bu sefer de şiddete maruz kalabiliyorsun. Onun dışında birçok yaşadığın zorluklar var. Görev karmaşası var hastane içerisinde. Bazı görevler sana ait olmamasına rağmen mobbing eşliğinde yapmak zorunda kalabiliyorsun. Bundan dolayı insanlar da tabii ki yurt dışı arayışlarına giriyorlar. Yurt dışında çalışmak istedikleri oluyor. İşte Amerika ile ilgili bu arada 15 Ocak gibi Kenan Ören, göçmen hemşire abimizi alacağız canlı yayına. Böyle bir yayın planımız var. Bunu da söyleyeyim. Hocalarımızı alacağız. Doktorlardan birkaç doktor yayın almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bu şekilde isterseniz ben Neslihan'ı hemen yayına alayım ve sorularımızı sormaya başlayalım. Evet, burada. Bu arada yayına 100 kişi katılacağını söylemiş. Evet. Neslihan, Selam. hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Bu arada en tatlı konumuz diyorum. Teşekkür ederim. gerçekten Söyledim. enerjisi çok yüksek. Ben öyle görüyorum en azından. Teşekkür ederim. Bizi Almanya'ya nasıl götürürsün? Hemen anlatayım. Şimdi istersen kendinden bahset biraz. Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Neler yaptın? Nereyi bitirdin? Sonraki süreçte istersen Almanya'dan devam ederiz. Sesim geliyor değil mi şu an? Ha, sesin geliyor Tamam, sanırsam. Herhangi bir mükemmel. problem yok. Tamam. Arkadaşlar bize yazarsanız seviniriz. Şöyle, ben Kastamonu Tosyalıyım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hemşirelik mezunuyum. Ya kendimi böyle gezgin diye nitelendiremem ne haddime. Çünkü çok güzel seyahat eden, çok güzel işler yapan insanlar var ama ben de kendi çapımda işte gezmeye çalışan, otostop çeken, kamp kuran falan bir insanım. Zaten böyle başladı Almanya muhabbetim de benim, yani buralara kadar gelmem. 2016'da okul bitince KPSS'ye girdim. Hep bir de gezeyim, böyle bir ülkeler göreyim planım vardı. KPSS'den sonra çıktım. Yurt dışına gittim, Avrupa'ya gittim. Biraz böyle kendi başıma dolaştım. O dönemde benim bir hocamın Almanya'da doktor bir tanıdığı vardı. Ona yazdım, dedim ki ya ben bir yanınıza gelsem, nasıl işte Türkiye, şeyde Almanya'da sağlık sektörü falan. Bir günlük onu ziyarete gittim. Kardiyoloji bölümünde çalışıyordu. Ya böyle benim çok fazla, hiç Almancam yoktu o zaman, yarım yamalak İngilizce konuşuyorum. Ama böyle ekip mükemmel, herkes bana bir şeyler anlatıyor. Bir ekip çalışması var, bir ego yok. Doktorla hemşire arasında ya da diğer sağlık çalışanlarıyla vesaire. Bu benim aşık olduğum bir ortamdı. Ve herkes böyle bana şey anlatmaya çalışıyor. İşte şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz. En son böyle artık çıkmadan sonra bana bir kağıt verdiler. Kağıtta şeyler yazıyor. Almanya'da denklik nasıl alınır? Evet.
Ve hepsi şeydi, bak bu aşamaya gelirsen burada çalışabilirsin, bekleriz seni falan. Ben çıktım hastaneden, yola devam ediyorum. Ki bu ne kadar güzel bir şey yani ya. Adam doktor bana şey anlatıyor. Bu arada bunu anlatan doktor yabancı doktor. Bana vaktini ayırıyor. Benim almaya nasıl geleceğimi anlatıyor falan. Sonra ben Türkiye'ye döndüm. Nasıl gelebilirim? Yani hani projemi bulsam, çocuk bakıcılığı mı yapsam vesaire. Alpair diye bir program var. Çocuk bakıcılığı. Bir daha söyler misin? Alpair. Auper. Europay. Bir arkadaşım o dönem İngiltere'ye gitmişti bu çocuk bakıcısı olarak. Onunla biraz muhabbet ettik. Dedim ki ya ben bunu Almanya için yapmak istiyorum. Araştırdım. Babam da dedi ki yalnız gideceksin, Türk aile bulman lazım. Bu bir bence hataydı ama ben babamı kırmak için Türk aile gittim. İki kez falan aile değiştirdim. Yok, üç kez aile değiştirdim. O yüzden çok fazla Almanca öğrenemedim. Ama üçüncü ailem çok iyiydi. Onların sayesinde B1 seviyesine kadar getirebildim. Münih'te iş buldum. 2 ay staj yaptım. Staj yaptığım yer beni almaya karar verdi. O dönemde bu denkli Hastanede staj yapıyorsun, değil mi? kardiyolojide o dönemde şey, bütün evrakları yabancılar dairesine veriyorum çalışma izni alabilmek için. Dediler ki Anerkennung denen bir denklik süreci var. Bunu yapman lazım. Tamam dedim, başvurdum. Münih'te bana dediler ki senin diploman burada hiçbir şekilde geçerli değil. Çalışamazsın. İki seçeneğin var. Ya bir sınav girersin ya da 3 sene tekrardan okursun. Şimdi bir bizim diplomamız ve eğitimimiz buradaki hemşirelik eğitiminden kesinlikle daha yüksek bir derecede. Çünkü bir diploma var ortada. Anerke burada şeyde Ausbildung dedikleri 3 senelik bir meslek okulları var. 3 sene hemşirelik mesleğini öğreniyorlar. Tabii görev farklılıklarından sonra bahsedeceğim. Bizde sorumluluklar da çok yüksek. Ben de tekrar Türkiye'ye döndüm çünkü böyle bir şeyi tekrardan yapmak istemediğim için. Sonra Türkiye'de bir sene çalıştım. Başka bir projede işte hayvan tedavisi vesaire, gönüllü falan. Hemşirelik dışında bir iş yaptın daha doğrusu. Hemşek dışında. Ondan da küçük bahsedeyim. Kitap Koala diye bir kitap sitesi var. Kitap sattık. Karşılığında ben hayvan tedavisini yaptım karla birlikte. Böyle bir şeyde işte İstanbul'da bir sene çalıştıktan sonra bir arkadaşım bana Avrupa, yani Avrupa gönüllülük projeleri var. EVS projeleri. Böyle proje gönderdi. Kendisini çok seviyorum. Çokça buradan da selam göndereyim. Dedi ki ya senin bu Almanya maceran yarım kaldı. Şuna bir başvur. B1 seviyesinde mi, A2 seviyesinde mi ne Almanca istiyorlar. Ben başvurdum. Şans eseri kabul ettiler. Vize süreci falan filan, 2 ay sonra vize çıktı. Şimdi Zaaland eyaletindeyim, Fransa sınırında. Buraya geldim. Proje şöyle bir proje. Hemşire olmana gerek yok. Hastanede böyle küçük ayak işlerini yapıyorsun. Hastalarla muhabbet ediyorsun. Böyle gönüllü arıyorlar. Ben de başladım psikiyatri hastanesinde, psikiyatri bölümünde. Orada insanlar da böyle şey, ilk başta söylemedim hemşire olduğumu. Çünkü zaten çok düzgün konuşamıyorum. Yani tamam, gramatik olarak B1 seviyesine gelmişim ama konuşma sıfır. Çat pat önce bir iki ay öğren. Bir de burada şiveli konuşuyorlar. Hiç anlamıyorum ekstra ne dediklerini. Acayip stresli bir dönemdi. Yani hem hastanedesin hem anlamıyorsun. Hem de iletişim kurman gerekiyor. Bir de yaşlı psikiyatrisiydi benimkisi. Ondan sonra neyse, bir iki ay sonra alıştım. Bir de buraya gelirken, ikinci sefer gelirken kendime dedim ki Neslihan sen bu sefer Türkçe konuşmayacaksın. Yani hiçbir şekilde Türk arkadaş bulmayacaksın. Almanca öğrenmek zorundasın. O yüzden hep böyle Almanca konuşmak zorunda kalacağım, arkadaşlar edinmeye çalıştım. Çok zordu tabii ki de ilk başlar. Adam anlatıyor bir şeyler ya da arkadaşı anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama şu an mesela B2 C1 seviyesine getirdim. Neyse, böyle başladı hikaye. Burada tekrardan bu Anerkennung dedikleri denklik sürecine başladım. Çok fazla evrak istiyorlar. İnanılmaz. O çeviri parasına verdiğim paraların haddi hesabı yok. Ve belgelerin Türkiye'den çevirisini kabul etmiyorlar. Almanya'dan çevirtireceksin. Burada çok pahalı. Euro usulü bir de yani. Sonra kabul aldım. Şöyle bir, ama kabul aldım derken şöyle bir seçenek sundular bana. İki seçeneğin var. Ya bir sınava girersin ya da staj yaparsın. Ücretsiz staj. O da
6 ayda yapabilirsin, 1 senede yapabilirsin. Yani senin aldığın derslere bağlı. Bir de onların keyiflerine bağlı ya sana. 1 sene de Peki yapabilir, bu 2 sene. iki tane seçenek mi sadece? Evet. Ya staj yapacaksın, süresi belli mi? Herkese de eşlik veriyorlar. Bana staj süresini söylemediler. Öyle bir seçenek sunsaydım tabii ki de, hani öyle bir seçenek seçseydim tabii ki de onun üstüne tekrardan çalışıp söyleyeceklerdi. Ama bana şey sürecimi hızlandırmak için ve ben sınav yapmak istediğim için onu gerekmediler. Ama bir arkadaşım 18 ay dediler. Suriye'de okumuş mesela. Suriye'de bir üniversite mezunu. Ona 18 ay dediler. Hindistan'dan gelen ve 10 senelik çalışma tecrübesi olan bir arkadaşa 1 sene dediler. Ve 1 sene ücretsiz staj çok zor yani. Hani Yani bayağı herhangi bir ücret vermeyecekler sana, doğru hayır. mu? Tamam Ulaşım, ücretsiz. Hiç. herhangi bir şey vermiyorlar. Sen Bu eyalet için ama diğer eyaletleri bilmiyorum. Herhangi sonrasında biri. sana denklik vermiş olacaklar. Senin hemşirelik yapmanda herhangi bir sıkıntı yoktur şeklinde Almanya'da bu eyalette Tabii. hemşirelik yapabilirsin gibi. Evet ama bu bir senelik stajın sonunda da bir sınav var. Yani hiçbir şekilde de sınava gidiyorsun ama o bir senenin sonunda artık tabii bir sürü şey biliyor oluyorsun. Dur herhalde buranın sistemine göre o daha kolay oluyordu. Ama ben dedim ki ben uğraşamam yani bir sene parasız da staj yapamam. Ben sınava gireceğim. Sınava da iki kez girme hakkım var ve sınav normalde 650 euro. Çok yüksek bir miktar. Tabii benim şansıma bu sene ilk defa biraz da koronadan dolayı koronanın ilk defa pozitif bir şeyi oldu sanırım. Hemşire ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu görünce zaten biliyorlardı yani bangır bangır hemşire arıyorlardı. Ama koronadan dolayı daha çok hemşire açığa çıkınca dediler ki şey bir hastane biz hemşire almak istiyoruz bu sınavı biz yapalım. Sınav için de hazırlık kursu açmak istiyoruz dediler. Bunlar tam benim başvurduğum dönemde hazırlık kursu açtı ve ücretsiz. Sonra hazırlık kursuna gittim. 2,5 ay kursta işte kitaplar verdiler, anlatıyorlar. Ya bizim klasik üniversitede kat kat daha fazla gördüğümüz teorik şeyler. Ama bunları Almanca görüyorsun. Almanca bilmek zorundasın. Çünkü Ya sınav burada Almanca. senin zorluk çektiğin durum aslında dil zorluğu. Tabii. Yani eğitim anlamında senin Türkiye'de aldığın eğitim gerçekten yeterliydi. Evet. Ama dil engelin olduğu için anlamakta birazcık zorluk çektin. Tabii. Onun bir de sınavda konuşma sınavı var, yazılı sınav var, pratik sınav var. Bunlar için teorikte ne kadar bilirsen bil, bunu Almanca iyi anlatabiliyor olman lazım. Çok çalıştım ya hani gerçekten. Türkiye'de bu kadar çok ders çalışsaydım kesinlikle tıpın altında bölüm kazanmazdım ya. Çünkü hayatımda Değil hiç bu kadar ders çalışmadım ben. Sonra sınava hazırlık kursundan sonra sınav hazırlık kursunda 5 hafta staj yaptım nörolojide. Biraz orada sistemi öğrendim. Yine aynı hastanede, psikiyatri Şöyle mi oldu? hastanesinde. Yani dedim durum şöyleydi. Yani 2,5 aylık bir şey açtılar. Kurs açtılar. Sınav hazırlık kursu. Hem de sınavı biz yapacağız dediler. Doğru mu? Evet. Bu 2,5 aylık süreçte hastanede senin çalışmanı istediler mi? Yoksa sadece o kursla teorik bir eğitim mi almış oldun? Yok. 5 hafta şey staj yapmamı 5 hafta istediler. staj oldu ve teorik bilgiler de aynı zamanda devam etti. Bu Aynen. sonunda da sınava mı tabi tuttular? Sınavda da normalde burada Landesprüfungsamt dedikleri bir kurum var. Bu anerkenin ve diploma denklik sürecini bunlar yapıyorlar. Bu kurum çıkarıyor hepsini. O kurum dedi ki biz sınavı hastanenin yapmasına izin vermiyoruz. Biz çünkü bununla hem para kazanıyorlar 650 euro sınav hem de kendileri yapıyor. Buranın şeyi böyle. Ama bu sene hem hastane çok baskı yaptı, hem Landesamt çok yavaş çalışıyordu, hem ben avukat tuttum en son artık dayanamayıp. Çünkü inanılmaz yavaş çalışıyorlar. Yani 9 ay mı 10 ay mı ne sürdü bir sınav kağıdının gelmesi. O e-maillerden, yazdığım mektuplardan bahsetmiyorum bile yani. Telefon görüşmelerinden. O kadar stresli bir süreçti ki. Hastane en sonunda sınavı yapmayı kabul edildi. Tamam hastane yapacak sınavı dediler. Ve bu sene ilk defa normalde sınavlar hastanede oluyor. Ya sana vakaya göre 3-4 tane hasta veriyorlar. O hastanın bakımlarını yapıyorsun. İşte iğneleri, ilaçları neyse bunları yapıyorsun. Buradan şey yapıyorlar. Pratik Uygulama deneme. sınavı oluyor bu. Evet ama bizim sınavımız bir maket üzerinde oldu. Şöyle 3 sınav oldu.
Pazartesi, Salı, Çarşamba 3 gün sürdü. Evet. Pazartesi günü sözlü sınav vardı. Sözlü sınavda şöyle gittim ben. Yani maksimum 1-2 saat falan sürer dediler. Bir doktor var sınavda. Evet. Bir hemşire var. Hemşire dedim ki hemşire sonra doçent olmuş, öğretmen olmuş üniversitede. O vardı. Bir de bu Landesamt'tan kurumdan, sınav kurumundan bir kadın vardı. Üç Üç kişi. kişi. Hı. Beş tane zarf verdiler bana. Bir tane seç. Ben seçtim. Bir böyle paragraf vaka örneği var. Bunu okuyacaksın, anlayacaksın. Onun üzerinden soracaklar. Benim şansıma inanılmaz kolay bir vaka denk geldi. Ulaşıyor bir tane adam göz ameliyatına gidiyor. Evet. Koroner kalp rahatsızlığı var. Bilmem hipertonisi bir şeyleri var. Tam hatırlamıyorum. Böyle tanılarını yazmışlar. Bir adam o esnada terlemeye başlıyor. İşte sıkışıyor bir şeyler. Bu ne olabilir? Nasıl müdahale etmen lazım falan gibi şeyler yazmışlar. Çok net kalp krizi yani. Ben de söyledim. Bunların hepsini Almanca güzelce açıkladım. Tabii öncesinde bir kalem isteyip kafamda ne olabileceğine dair her şeyi kağıda yazdım. Bir 10 dakika sonra şu an açıklayabilirim dedim. Hepsini açıkladım. Hepsi böyle sorular sordu. Şu ne olabilir? Soruların hepsini şu anda hatırlamıyorum. Bir yarım saat falan sürdü. Aha. Bir Zor muydu? yerde Zor muydu? benim vakam zor olmadığı için aslında kolaydı yani. Çok bir arkadaşa Aha. çok zor bir vaka gelmiş. Sonra şey yapamayınca tekrar ikinci bir şans vermişler. İkinci bir mektup seçmişim. Benim vakam kalp krizi. Adamın hastalıkları çok net. Yapılacak bakımlar ya da ilk yardımlar çok ya da ilk ne yapılacaksa bunlar çok netti. Ben o zaman zorlanmadım. Bir tek şeyde zorlandım. Dedim ki işte bir yerde işte kan değerlerinde de çıkıyor ya birçok şey. Evet. Bunları böyle açıkladım. Landesamt'taki kurumda kadın dedi ki hangi kan değerleri? Şimdi ben düşünüyorum saydım bir iki tanesini. Kreatinin hiç aklıma gelmiyor. Çünkü atık şey değeri ya. Ben böyle kaldım ya şimdi dedim şimdi nasıl söyleyeceğim ne söyleyeceğim açıklıyorum. Bir 5 dakika falan böyle cebelledim bir şey değerleri söylüyorum. Ben sonra dedim ki ya bana biraz süre verir misin sınav sonunda tekrar bunu tekrar sorun dön belki aklıma gelir. Bir tek onu da kreatini söylemeyi unuttum hiç aklıma gelmedi çünkü aslında bildiğim bir şey ama onu da sorun yapmadılar. Çıktım 5 dakika sonra kendi aralarını konuştular tamam desen sözlü sınavı geçtin dediler. Evet. İkinci gün gittim sabahtan bana bir dosya verildi. Bir hasta verildi uzunca bir hikaye. Ne şey var yatalak bir hasta. Hatırlamıyorum bile hangi yani yarası var. Yara bakımı yapmam gerekiyor. Yatalak nörolojik bir hasta. Demens hastası mıydı? Öyle bir şeydi sanırım. Böyle bir hasta vardı. Yazılı sınav şu, bunu evde yapabiliyorsun. Hemşirelik bakımı yazacaksın. Bir zaman planı, bakımlarının, ilaçların ne zaman yapılacağını ve onun dışında da şey, hemşirelik planı hazırlayacaksın bayağı. Tek zorlandığım nokta Almanca. Yani hemşirelik planını nasıl Almanca yazabilirim? B2 C1 derecesinde Almancam var ama bu demek değil ki mükemmel Türkçe gibi yazıyorum yani. Evet. Asla değil. Bir sürü kitaplar buldum kütüphanelerden böyle 10 tane falan hemşirelik planı üzerine. Ama böyle 24 saatte anlatamam sana evde her yerde kitap böyle hemşirelik planı yazıyorum. Türkçe olsa çok basit yani sürekli yaptığımız ve birçok şeyde bilgisayar sisteminden yapıyoruz zaten Evet. artık. Neyse ben böyle yazdım bütün her şeyini. Aynı hastanın pratiğini de yapacağım. Yani maket üzerinde bu hastanın Uygulamasını yapacak. bakımlarını. Evet. Ertesi gün gittim çarşamba günü. Sınav başladı. Sınavda gene 3 hoca var. İkisi biri yine hemşirelik öğretmeni, ikisi hatta hemşirelik hocası, bir tanesi yine kurumdan kadın. Ben yazılı evraklarımı teslim ettim. Onların kontrolünü yapacaklar. Sınav başladı. Maket var. Bütün her şeyi hazırlamışlar zaten. İnanılmaz heyecanlandım. Yani anlatamam sana. O kadar gerildim ki. Bir de hasta maket konuşmam lazım. Bana ne der? Konuşacaksın bayağı hasta gibi yapacaksın tiyatro gibi. Peki şu yani o 2 günün sonuçları belli olduktan sonra mı 3. güne gidiyorsun Evet. yoksa hiçbir sonucun belli onlardan Evet. geçtin 3. gün seni çağırdılar ve Hı. uygulama yapmanı istiyorlar. Yazılı sınavın sonucunu da aynı gün söylüyorlar. Yani o tam uygulama sınavından sonra. Çünkü yazılı sınavı salı günü hazırladım. Çarşamba günü gittim. Pratik sınav başlayacak. Uygulama kağıtlarını da hazırladım. Bütün kağıtları da verdim. Sonra sınav başladı. Ben böyle
Başladım işte bir şey konuşmaya çalışıyorum hastayla, bakımlarını yapmaya çalışıyorum, bir şeyler anlatıyorum falan. Çok net yani teorik bilgime güveniyorum ben. Tamam 4 senedir hemşirelik yapmıyorum ama yani öğrendiğimiz sistemde biliyorsun yani altyapım Evet. bir tık iyiyse. Ama o kadar böyle gerildim, kimse konuşmuyor. Herkes bir bakıyor, bir kontrol ediyor falan. Şimdi ne Her şey kötüye yapsam? gidiyormuş gibi hissediyorsun. Evet böyle inanılmaz negatif hissettim. Aşırı stres, ya yara bakımı yapacağım. Ya çünkü şey yara, infeksiye ne oluyor? Şey, Enfekte yara. Evet. enfekte yara. Yani bunun hani diyorum ki ben steril eldiven giymeliyim. Anlatıyorum böyle her şeyi teorik mükemmel anlatıyorum. Steril eldiven giyeceğim. Çünkü en kolay yol, tam pinsetle de yapabilirsin ama en güzel yol steril eldiven giyersin. Tertemiz yaparsın, kapatırsın, bitersin. Aa ben normal eldiven giydim. Yani bunu çok net biliyorum ve kadına diyorum ki karşımdakilere steril eldiven giymem lazım ama tamam ya pinsetle yapayım bu sefer falan deyip eldiven giyip pinsetle yaptım. Böyle saçma sapan hayatta belki hastanede hiç yapmayacağım hatalar. Sınav bitti çıktım. 3 saat falan sürdü. Yaptığım hataların hepsini çok net biliyorum. Çok. Yani sınav bitti bunlar 10 dakika 15 dakika konuşacağız sonra beni çağırdılar. Neslihan biz de yaptığın hataları anlatır mısın? Anlattım böyle evet falan dediler. Sonra kadın dedi ki kurumlar kadın ya inanılmaz bir teorik bilgim var. Bunu görüyorum yani hani şey aldığın eğitimden. Ama dedi bu kadar ikileme düşmeni anlamıyorum yani ne bu ikileme düşmenin sebebi? Dil çok net yani dil. Hani Türkçe kadar konuşmadığım için ve burada çok da yani üstüne bir de ben Türkiye'de de çalışmadığım ve çok büyük bir tecrübem olmadığı için ikileme düşüp biraz böyle gerildim sınavda. Ama çok şükür ki dediler ki biz senin şeyine güveniyoruz. Hepsi çok hani iyiydi hataların şunlar. Bunlara dikkat et. Bir de şey dedi ona çok gülüyorum hala. Çok eldiven kullandın dedi. Nereden çıkacak bu eldivenlerin paraları? Bu kadar eldiven kullanmazsan dedim. Ben biraz titiz bir insanım sanırım. Böyle başka insan vücuduna dokunurken hastanede eldivensiz bir şey yapmıyorum. Böyle ki sürekli eldiven kullanıyorsun. Olmaz böyle. Böyle şeyler hataları söyledi ya da kendince hani ya da benim neler değiştirmem gerektiğini. Sınavdan bir yarım saat sonra sınavı geçtim. Güzeldi şunlar şunlar başarılar dileriz dediler. Ama bu evreye getirebilmek için bir B2 Almancanın olması gereken, bunu belgelenmiş TELK ya da GÖTE'den bir B2 belgenin olması gerekiyor. Ya bu IELTS gibi bir sınav mı? Yani bu IELTS gibi bir kurumun yaptığı bir sınav. Buradan A2, Evet. pardon, B kaç demiştin? B2. B2 derecesinde Almanca bilmen Evet. gerekiyor. Yani o da bilmiyorum çok yüksek bir seviye mi artık hani şey ya şey geliyor ya insan bir şeyleri başarınca ya tamam ya kolay ya öğreniyorsun işte çalışıyorsun dinliyorsun öğreniyorsun ama şimdi böyle bana soruyor insanlar ya Neslihan nasıl böyle işte abi işte emek verdim çalıştım falan diyorum. O diyor ki ya nasıl böyle Almanca öğrendin? Fark etmedim Bile onu tabii nasıl ki de öğrendiğini. yani tabii ki de zordu ama ben en kolay şekliyle öğrendim maruz kalarak. Ama bu demek değil ki ya hayır ki ben şunu kendim bir şeyleri ulaşmak istediğim şeyleri başarmış birisi olarak insan isterse yapamayacağı hiçbir şey yok hayatta. Yani bu Evet. çok net benim için. O yüzden sadece bir isteyip bu hedef doğrultusunda bir şey belirleyip o yolda ilerlemek gerekiyor. Benim için de ben çok iyi dil öğrenen bir insan olmadım hiç. Ne yazık ki çok zor. İngilizce de çok zor öğrenmiştim. Maruz kalmak en kolay yöntemdi benim için. Bütün filmleri Almanca izlemeye başladım. Hem Almanca hem Almanca altyazılı. Müzikleri öyle. Sokakta tanıştığım hiç kimseyle Türkçe konuşmak istemedim. Herkese böyle Almanca konuşmak zorunda kalacağım insanlar edindim. Hastanede desen öyle. Yani hep sürekli her şeyi yazdım. Hastanede bir ara yani bir 6 ay kadarlık bir süreçte sadece o şeyde gönüllü olarak çalıştığım yerde yanımda bir defterim vardı. Nerede farklı kelime görsem sürekli yazıp Not böyle al. sürekli not alıp onları evde işte çevirip bakıp neymiş ne değilmiş klasik işte en kolay dil öğrenme yöntemleri. Ya aslında çok güzel bir noktaya değindi. Neden söyleyeceğim? Şöyle, insanlar Türkiye'de aynı kabın içinde oldukları için, hep aynı hastanenin içinde oldukları için ve değişik bilgilere maruz kalmıyorlar. Neden? Çünkü hiç araştıramıyorlar. Çünkü neden? Farklı bir durumda zamanları yok. Gerçekten zamanları yok. Çünkü bir hemşire 8-9 gece nöbeti tutuyor. Türkiye'de çok zor şartlarda çalışıyorlar ve bunun yanında dil eğitimini götürmeleri gerçekten çok zor. Senin yaptığın maruz kalma aslında Türkler amaçlarına ulaşamamış Almanya'da. Herkes orada Türkçe konuşmaya çalışıyor sanırsam. Evet.
Ben Almanya'dan tanıdığım birçok arkadaşım var. Mesela Münih çok pahalı bir yer. Ev Evet. kiraları acayip pahalı bir yer. Ve orada yaşamak, Türklerin oraya uyum sağlamaları falan, onlar hep Türkçe konuşuyor. Hep kendi alanlarında hep Türkçe konuşuyor. Sen bunun farkına var mısın ki? Evet. Kendini onlardan soyutlayıp belki dışarıdan Almanlarla takılıp, Almanlarla muhabbet edip Almancana geliştirmen. Belki Evet. de en zorlu süreç buydu senin için sanırsam. Dil Kesinlikle. engeli gerçekten insanları kafasında, İngilizce de keza öyle. Yurt Yani. dışına gitmek, orada bu dile maruz kalmak çok çok önemli. Evet. Ve aynı şekilde mesela insanları biz burada tavsiyede bulunuyorum ben genelde. Yurt dışı tatilleri. Şimdi çok mümkün değil belki ama geçmişte Eyvallah dolayı. gerçekten yıllık izinlerinde yurt dışına gidip para biriktirip yurt dışında herhangi bir yerde tatil yapmış olsalar gerçekten vizyonları gelişmiş olacak. Sen de mesela gezginsin. Bazı yerlere gitmek, gezmek istiyorsun. Bu hayalin seni belki de oraya getirdi. Ve şu an içinde işe başlayacaksın. Ne zaman işe başlayacaksın? İstersen anlat. Sözleşmem geldi. 1 Şubat'ta başlayacağım ama şu anda çalışma iznim yok. Şeyde yabancılar dersi çalışmıyor 18 Ocak'a kadar. Onların bana bir çalışma izni vermesi gerekiyor. Sonrasında artık 1 Şubat'ta yine aynı gönüllülük projesi yaptığım hastanenin nöroloji Servisinde servisinde işe başlayacağım. başlayacaksın. Biz de ilk işe başladığın gün bize de fotoğraf atarsan biz de burada Atarım. sayfadan paylaşmış oluruz. Ve Atarım 6 ay kesinlikle. sonraki süreçte de tekrar bir canlı Yine yayın yaparız ve konuşuruz. neler olmuş şeklinde. Peki, şimdi hasta bakıcı rolüyle devam ediyorlar diye bir duyum almıştık biz. Almanya'da Türk dışarıdan gelen hemşireler 2 yıl bir hasta bakıcı pozisyonunda çalışıp sonrasında normal Alman hemşireler gibi mesleklerine devam ediyorlar. Böyle bir şey doğru mu? Var mı? Şimdi hemen bir şeyden bahsedeceğim. Ben her şeyi o yani 2016 döneminde başladığım için birçok şeyi kendim yapmayı tercih ettim. Çünkü böyle baktığım kurumlar çok fazla paralar istiyordu ve benim o kadar param olsa zaten seyahat ederim yani ne kuruma vereceğim düşüncesinde olduğum için kendim her şeyi araştırıp kendim şey yaptım. Ama şu anda benim çok sevdiğim bir arkadaşım Almanya'da bir kurumla ya bir hastaneyle anlaştı ya da onlar için böyle onlar parasız şeysiz hemşire götürüyorlar ama her ne yaparsan yap kendin de yapsan kurum da olsa Almanca bilmek zorundasın. Yani en az B1 Almancanın olması lazım. Şu anda Türkiye'de bir hemşire bana yazıyorlar yani o yüzden hani böyle şey yapıyorum. Dil olmadan böyle bir şeyin imkanı yok. En az B1 seviye biliyor olman lazım. Çünkü bizim işimiz insanlarla iletişimden geliyor zaten. Evet. Yani masa başı bir iş olmadığı için o ülkenin dilini bilmeden çok zor. İkincisi şöyle başka eyaletlerde duyuyorum ben. Bana da birkaç yer yazdı. Gel önce işte böyle hemşire yardımcısı olarak başla. Daha sonra hemşirelik yapabilirsin dediler. Ama her şey için ne yaparsan yap bir anerkenin, bir diploma denklik süreci var. Ve bu şimdilik Landesamt denilen kurumdan geçiyor. Evet. Yani hiçbir hastane, ben Türkiye'den hemşire alıyorum, hiçbir denklik şekilde böyle bir şey yok benim bildiğim. Yani şu anda yapıyorlarsa diyorlarsa bilmiyorum ama benim başvurduğum süreçlerde böyle bir şey hiçbir şey duymadım. Yani hangi eyalete gidersen git bu kuruma belgelerini yollaman lazım Landesamt'a. B2 Almanca belgesini yollaman lazım diğer evraklarının dışında. Onlar değerlendiriyorlar, sana bir şey gönderiyorlar. Evrak, sınav mı, staj mı? Bu şekilde ilerliyor süreç. Tabii yeni yeni kurumlar işte dediğim gibi böyle benim bir iki tanıdığım arkadaşlarım vesaire yapmaya başladılar. Ama yani kurumlara bu kadar para verip tabii hepsi paralı yapmıyor dediğim gibi bu arkadaşın parası gibi ama para verip şey yapmaktansa hani kendini güzelce araştırıp Kendileri insanlarla yapabilir. iletişim geçip ben bir her şeyi kendim yaptım. Yani yapamamış olsam burada bir örnek olarak durmazdım. Hani bu yapılabilecek bir şey. Tabii ki de zor bir süreç. Yani kolay değil. Bir de şey olarak zor biliyor musun? Ya yalnız başına bir ülkeye geliyorsun. Dilini bile bilmediğin bir ülkeye çalışmaya, bu diploma denkliğini almak için geliyorsun ve bu aslında çok zor bir şey. Psikolojik olarak da zorlayan bir dönem. Yani ben çok zor bir evreden geçtim çünkü çok sosyal bir insanım. Seyahat ediyorum, kamp yapıyorum, arkadaşlarımla sürekli bir şeyler yapıyorum Türkiye'de. Buraya bir geldim, çat kimse yok. Çat korona çıktı, hiçbir şekilde sosyalleşemiyorum. En iyi yaptığım şey bir erkek arkadaşım olması. Almanca konuşmak zorundaydım. Onun sayesinde sürekli Almanca'ya maruz kaldıkça o şekilde çok hızlı öğrendim.
Yani Ama buyur buyur devam et lütfen. hani şey bilmiyorum tabii ki de yani Meksikalı hemşireleri Evet. buraya geçenlerde gördüm. Getirdiler. Onlar şu anda hemşire yardımcısı olarak çalışıyorlar buradaki bir devlet hastanesinde. Sonra başlayacaklar. Ama Türkiye ile Almanya'nın böyle bir anlaşması var mı? Daha kolay gelmenin bir yöntemi var mı bilmiyorum. Yani geçenlerde Sağlık Bakanları'nın bir ara hatta açıkladıkları bir şey vardı. Yani A2 seviyesinde İngilizce istiyorlardı, pardon Almanca istiyorlardı. Bazı meslekler için bu hemşirelik için farklılık gösteriyor. Onu biliyorum. Sağlık Bakanı Almanya'nın çok fazla hemşire açığı olduğunu biliyoruz. 80 bin tane göçmen alacaklarını söylemişlerdi. Bunun da en fazla Meksika'dan geldiğini biliyorum. Evet. Onun dışında Türkiye'de bir anlaşma yapılacaktı ama koronadan dolayı bu askıya alınmış olabilir. Hatta bir ara Merkel'in de yasası hani geçtimişti şeyden. Mart ayında hatırlıyorum ben. Böyle bir yasaları vardı Almanya'nın işte Türkiye'den bir tekrar bir şey alma konusunda. O süreç nasıl oldu bilmiyorum. Ama dediğin gibi gerçekten burada önemli olan nokta dil. Dil konusunda gerçekten halletmeleri lazım. B1 seviyesinde. Evet, evet. Kolay da değil. Biliyorum farkındayım Almancanın zor olduğunu. Ama bu yapılmayacak bir şey değil ya. Yani ben Evet. hep söylüyorum öyle yazan insanlara. Ben bu kadar Almanca öğrendiysem bence bu herkesin yapabileceği bir şey. Çünkü ben kendime şey diyordum ya of. Lisedeyken vizyonum o kadar darmış ki böyle İngilizce hocama şey diyordum. Kulaklık için çok severim kendime. Ben ne yapacağım ki İngilizce öğrenip ya falan deyip o kadar vizyonlu dar ya da dar bir vizyonla bakıyormuşum hayata. Hani çünkü çok zor dili öğreniyordum. Ya Yani bu seviyeyi ben getirdiysem bu emekle, çalışmayla çok rahat olabilecek bir şey. Çünkü beyin duyduğu her şeye, maruz kaldığı her şeyi çok çabuk kavrıyor. Yani sürekli maruz kaldığında ve sürekli duyduğunda bir süre sonra bunu öğrenmeye başlıyorsun. Bunun yöntemi bu benim için en azından. evet. Ya dediğin şöyle, yani örnek gösterecek olursak eğer Türkiye'de 80 milyon insan var ve Türkçe konuşabileceğin dünyada atıyorum 150 milyon insan olsun. Ve İngilizce bilen insan sayısı atıyorum 3 milyar, 4 milyar vardır belki de. Dünya nüfusu 8 milyar bir yer. Ve gittiğin herhangi bir yerde konuşacağın tek şey İngilizce olacak. İnsanlar bunu gerçekten Türkiye'de oldukları için, yaşadıkları için ve çalıştıkları için İngilizcenin gerçekten anlamını anlamıyorlar. Ve burada olmuyor gerçekten. Bir yerde maruz kalmak çok önemli. Maruz kalmak gerçekten zorla bir şeyi öğreniyorsun. Ondan sonra Kesinlikle. daha rahat geliyor diye düşünüyorum. Birkaç benim sorum var. İstersen bunları soralım. Yayının kuralları şöyle. Biz ilk yarım saat konukla alakalı konuk anlatıyor. Sonrasında da arkadaşlarımızın sorularını sormasına fırsat veriyoruz. Onlardan devam ediyoruz. Benim birkaç not aldığım sorular var. Onlardan birazcık bahsedeyim, sorayım sana. Sonrasında arkadaşların sorularına cevap vermiş oluruz. Ben yorumlara hiç bakamadım bu arada. Evet, Umarım ben sen çok geçiyor. Ben bakmışsındır. Tamam. sana buradan okumuş olurum istersen. En zorlandığın durum ne oldu mesela bu süreçte? Beni en çok şu zorladı dediğim. Ya beni şey çok zorladı. Yalnız Kalmak. kalmak. Yani şey Arkadaş olmaması. evet yani arkadaş edinmekte ya Türkiye'de hiç zorlanmamışım ben. Türkçe o kendi dilim olduğu için o kadar kolay ki sokağa çıkıyorsun, bakkalla konuşuyorsun, eczaneye giriyorsun, ay abi ne haber, iki muhabbet ediyorsun. İnanılmaz kolay Türkiye'de sosyalleşmek benim Evet. için. Buraya bir geldim. Münih'te de çok zorlanmıştım ama Münih'te çevremde Türk insanlar olduğu için çok hani böyle psikolojik olarak zorlanmamıştım. Buraya geldim. Yani bir iki tane Türk arkadaşım var ama çok görüşmüyorduk onlarla. Başka Evet. şehirlerdeydi. Bir de ben zaten minimum görüşmek istiyordum Almancayı halledebilmek için. Almancam geldiğimde böyle azıcık iyi bir seviyede olsaydı belki daha kolay arkadaş edinebilirdim. Ama hem düşük bir seviyede hem İngilizce konuşmak istemiyorum. İngilizcem zaten B1 seviyesinde falandı. Çok zorlandım. Yani arkadaş edinmek Psikolojikmen etkilendi. En evet çok fazla zorlandığın etkilendim. nokta Yani bu arada psikolojik. bir seneden fazla gelemiyorum Türkiye'ye. Aşırı özledim. Yani hani bu çok zor bir şey. Çok Yani bir şey dili yok ya öğrenmeyi burada. falan geçtim ama şey ya hani aile, Evet. arkadaşlar, işte ne bileyim sarılma, kedi köpek. Bir de ben şey Türkiye'de sokakta kedi köpek tabii ki çok kötü bir durum ama hiç hayvansız kalmadım hayatımda. Burada hiç yok. Yani barınaklara falan gidebiliyorsun ama korona hem yalnız gelmek ya tabii de yalnız seyahat etmeyi falan çok seviyorum ki ben hep yalnız seyahat ettim. Ama şey hem geliyorsun hem arkadaş edinmekte zorlanıyorsun. 2-3 ay sonra korona başlıyor. İnsanlar minimum görüşmeye başlıyor birbiriyle.
Bunların bir anda denk gelmesi, bu sene hepsinin denk gelmesi beni inanılmaz zorlandım yani gerçekten. Aynı zamanda bir avantaja dönüştü ve sınavı Tabii. da hastanenin yapması bir yandan da Evet. böyle bir avantajı oldu. Peki senin hiç Almanya'da akraban var mıydı? Yani Şöyle Almanya fikri nereden geldi sana? Bir gün uyandın Almanya mı gördün rüyanda ya da ne oldu? rüyamda ya şöyle benim bir hocam var, o aslında ya benim böyle ortalamam falan çok yüksek değil, sadece sosyal bir insandım, muhabbeti işte insanlarla iletişim iyi bir insandım. O dedi ki ya Amerika'da master yapmış doktora falan, seni de Amerika'ya gönderelim, ya Amerika çok uzak hem çok pahalı falan, böyle bir muhabbet geçti bitti. Sonra ben KPSS'ye girdim 2016'da. KPSS bittikten sonra yeşil pasaportum vardı. Babam öğretmen. Ha, ondan. Dedim ki benim Avrupa'yı bir gezmem lazım. O dönemde bu arada 2014'ten beri de otostop çekiyorum Türkiye. Tek başıma seyahat ediyorum, arkadaşlarımla diyorum, kamp kuruyorum. Yani Türkiye'nin birçok ilini otostopla gezip çok güzel bir tecrübeydi otostop. Yani bir sürü insan tanıyıp bir sürü insanın hikayesine dahil oldum. Ya yani böyle bir geçmişten geldiğim için Evet. KPSS'den sonra annemlere dedim ki halen ben Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'da babamın Almanya'da akrabaları var. Ama bir kez görüştüm onlarla. Yani onların dolayısıyla gelmiş falan değilim. Tamamen Kendi gelip isteğin. buradaki evet bu gelip buradaki doktorla görüştükten sonra Almanya planı çıktı. Yani ben Hollanda'ya gitseydim ve Hollanda'da bir Türk doktorla görüşseydim belki şey diyecektim orada Sefya ya ben o zaman Hollanda'ya gidiyorum. Şans eseri Almanya'daki doktorla görüşüp bir de stajlarımda şeyden çok sıkılmıştım. O hastanedeki ego ortamından. Yani o kadar Türkiye'de. sevmi evet o kadar sevemedim ki. Mesleği çok seviyorum. İnsanlara yardım ediyor oluşumuz. Hani bu çok güzel bir meslek ama hastanedeki ego ortamı beni inanılmaz gerdi. Yani Türkiye'den gidiş sebeplerinden bir tanesi en büyük sebebi insanların egoları. Ve Buna şey katılıyorum. çok zor. Bunu aşamıyorsun biliyor musun? Çok zor yani. Katılıyorum. Sultan diye bir arkadaşımız var. Avustralya'da kendisi, o da hemşire. Bu da aynı konuya bahsetti. Aynı konudan bahsetti. Tam olarak bundan bahsetti. Türkiye'deki insanların, çalışanların egolarından bahsetti. Ondan sıkıldığı için Türkiye'yi Evet. terk ettiğini söyledi. Peki, Almanya'yı neden tercih ettin? O konusunu söylemiş olduk. Peki, maliyet ne kadar oldu? Bu toplamda toplamış olsan hepsi kalacak, yemek, içmek, işte ne bileyim evrak işleri falan da filan da onların hepsi toplasan maliyet olarak ne kadar bir paramız olsa kurtarırız biz bu işi. Şöyle, ben Almanya'ya ilk Ortalama gel bir o bir düşünüyorum. Ya ben çok paralar vermedim çeviriler dışında. Çevirileri de tam yani 500 euronun belki ya da 400 euronun üzerinde sadece evrak çevirisine vermişimdir. Belki bu işte. kadar yoktur ama benim yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi projelerle gelmek oldu Almanya'ya. Bir, ilk olarak au pair çocuk bakıcısı olarak geldim. Çocuk bakıcılığında güzel bir aileye denk gelirsen mükemmel. Hiç kalacak yer parası vermiyorsun, yemek parası vermiyorsun. Aile senin cebine böyle 400-450 euro para veriyor. Kursunun bir kısmını karşılıyor. Bir sene, 6 ay, 1 ay artık ne kadarsa süre, ne kadar anlaştıysan bu şekilde yapıyorsun. O yüzden hiç yani çok az para harcadım. Zaten biriktiriyordum. Bu arada çocuk bakıcılığından biriktirdiğim parayla 400 euro falan kazanıyordum sanırım. 350 mi 400 mü öyle bir şeydi aylık. Biriktirdiğim parayla bütün kamp seyahat ekipmanlarımı toplayıp üstüne bir interrail bileti alıp 25 gün Kuzey Avrupa'da yani Norveç, İsveç o şey, ülkelerde gezdim. Yani yapılmayacak bir şey değil. Az para kazandığım halde bayağı seyahat etmiştim. Bu bir şey. İkinci sefer buraya gelirken de EVS projesiyle yani Avrupa Gönüllü Hizmeti projesiyle geldiğim için EVS projelerinde de şöyle kurum sana kalacak yerini veriyor. Yani kiranı ödüyor. Otobüs biletini veriyor aylık 50 euro, 40 euro değişiyor artık şeylere göre, eyaletlere göre. Cebine de 400 euro ekstradan yemek parası veriyor. 10 ay böyle kaldım ben Almanya'da. Üstüne bir de para biriktirdim. 400 euro şeyden para biriktirip Ağustos'un sonunda bitti projem. 2 ay öncesine kadar, Eylül, Ekim'in sonuna kadar biriktirdim. Parayla geçindim. Daha sonra da 2 ay başka bir yerde staj yapıp oradan aldığım parayla geçindim. Yani şu anda hani biraz cebimde para var.
Ama benim en büyük avantajım şu anda kira ödemiyorum. Çünkü arkadaşım sağ olsun hani çalışınca ödemeye başlarsın dedi. Evet. Hani eğer arkadaşım olmasa tabii ki de ya biriktirdiğim paradan tamamen kira vesaire ödeyip geçinecektim ya da ailem gönderecekti. Ama bu süreçte ben ailemden sanırım hiç para almadım ya. Yani annem böyle KYK'mı bir iki ödüyor. Hani Evet. çok zorlansam tabii ki de annem de babam da çat diye gönderirlerdi. Ama ben elimdekiyle yetinmeye ve elimdekiyle geçinmeyi öğrenmeye çalıştığım için çok büyük paralar harcamadım. Dert etme ya. 2 aylık bir maaşınla hemen KYK'yı da Evet. kapatmış olursun. Peki Aynen öyle. ne kadar bir maaş alacağın konuşmuştursun mutlaka. Tabii. Burada şöyle bir onu gönderirim sana internet şeyden, mesajdan. Bir tabela sistemi var, maaş tabela sistemi. Benim de yeni öğrendiğim bir şey. Orada belli bir seviyeler var. Mesela işte P5 seviyesi, P6, P16'ya kadar gidiyor bu. Benim şimdi hiç tecrübem olmadığı için ve Almanya'da yeni hemşirelik yapacağım için beni P7, 2 Stufe 2 dedikleri yani ikinci seviyeden başlatıyorlar. Aha. Bütün bu buradaki hastanenin En hepsi düşük öyle. seviye gibi herhalde. Evet ya en düşükte de üçüncü seviye gibi. Toplam brüt olarak 2850 gibi bir para. Net olarak da şimdi burada onun bir tabelası var. Hatırladığım kadarıyla şimdi şey sigorta 200 lira falan sigortaya gidiyor. İşte bilmem bir şey vergileri. Burada çok vergi ödüyorsun evliysen ve çocuğun yoksa. Yani toplam bir 900 euro kadar bir para Uçuyor gibi. 2850'den çıkarınca vergiye gidiyor. Tabii 1900. ya 1900, 1800 o tabii şeye bağlı. Gece Nöbetsiz nöbet çok olarak, yaparsın. hayır, Evet evet. nöbetsiz olarak 1900 üzerinde net geçmiş olacak. Hı. Onun dışında nöbet yaparsan daha da Evet, artabilir. nöbet yaparsan. Nöbet paralarını falan daha sormadım. Ya da işte bayramlarda çalışırsan ekstra ne kadar şey yapıyorlar onları falan tam bilmiyorum. Ama şimdi her eyalette değişiyor Evet. aldığın paralar. Bunu He, şunu evet. soracaktım. Hı. Farkındayım. Öğretmenlerde de mesela her eyalette farklı öğretmenlik maaşları var. Türkiye'deki gibi değil mesela. Türkiye'de her yerde aynı parayı alıyorsun. Hı. Doğuda da İstanbul'da da fark etmiyor. Almanya'da 3500 euro olan öğretmenler de var. Bunu biliyorum. Hı. Daha düşük ücret alanlar da var. Ama hemşire maaşları genel olarak öğretmenlere göre daha düşük olduğunu Hı biliyorum. hı. Mesela Münih'te hemşirelik maaşı daha yüksektir. Ama senin Tabii. yaşadığın şehirde atıyorum normal bir insan, normal bir ev tutmuş olsa maaşın ne kadar bir kira vermiş olursun ya da ev masrafı ne kadar olur? Tamam, Ona göre kendi endekslemiş hı. olacağız. Kendi oturduğum evden bahsedeyim. İki arkadaşız. Biz biraz şehrin tam ortasından tam böyle merkezde olsun, yok işte büyük bir şey olsun, balkon olsun vesaire dediğimiz için bizim bütün ev giderleri yemek dışında internet, elektrik, ısınma vesaire 900 euro falan. İki kişiye böldüğümde 400-450. Ama tek başına çıkmak istiyorsan 450 euroya da ev bulursun. 500'e de bir arkadaşım gene şehir merkezinde oturuyor. 1 artı 1 bir ev var. Sanırım 450-500 euro falan ödüyor aylık. Bu değişiyor. Mesela ben şimdi 1850 lira alacağımı varsayarak böyle şey, klasik bir hesap yapıyorum kendime. 500 lira eve verdiğimi varsayıyorum. Yemek masrafları ben genelde sebze ve vesaire yediğim için böyle bir tık daha fazla oluyor. Çünkü sebze burada bir tık daha fazla pahalı. Hadi diyelim 200-250 euro aylık yemek masrafına verdim. Arabam yok, yol masrafım var hastane uzak olduğu için. 50 euro bilet almam lazım, aylık bilet. Sanırım 50 değil 60 euro olması lazım şey öğrenci olmadığım için. Onlara verdim. Başka hani böyle ya ben çok minimalist yaşayan birisi olduğum Evet. için ya da öyle yaşamaya çalıştığım için çok fazla Fikirlerin kıyafet alayım, bir olmayacak. şeylerim alayım falan olmuyor. Maksimum verdiğim şeyler işte ne bileyim ıvır zıvır ay böyle kitaplı defterli falan oluyorum. Ya da işte şey kamp eşyaları işte nasıl seyahat edebilirim falan. Biriktirebileceğim para biriktireceğim. Biraz 500-600 de köşeye atabileceğimi umuyorum. Ehliyet almak Yani istiyorum onun şöyle için diyelim. falan. Yani mesela çok güzel bir para bir tasarruf yapmış olsan sana 1000 euro kalır. Doğru mu? Biriktirim evet. 1000 euro. 1000 euro da şu an 8000 TL Türkiye'deki parayla. Yani hem Evet. sen orada hayatını yaşıyorsun ve kenarda 8000 TL atıyorsun. Tabii. Zaten Türkiye'de bir hemşire 8000 TL alamıyor. Bu da Evet. ayrı bir konu. Bu arada bir şeye değineceğim hemen. Şeyde söylediğin için dünyanın her yerinde sanırım gördüğüm kadarıyla hemşireler gerektiği emeğinin karşılığını almıyor. Burada da öyle.
Burada hastanede gördüm. Hatta geçenlerde 3-4 ay önce sanırım eylem yaptı hemşireler az para kazandıklarına dair. Bizde tabii de Şanslısın Türk yine. yani tabii hani bizde Türk şeyiyle düşününce az yani çok fazla geliyor ama onlar için ilk başlayan bir hemşire için 1850 tabii ki de benim için mükemmel Kesinlikle de az. ama onlar Kesinlikle için daha az doğru. geliyor Tabii tabii yani. oraya Biz göre daha çok güzel. çalışıyoruz. Bu çok az para diyor. Ama sanırım bu dünyanın her yerinde böyle ya. Yani Evet. sadece Almanya'da değil. Biraz Türkiye'de. sanırsam Amerika'da birazcık daha yüksekmiş gibi Hiç bilmiyorum. araştırmama göre. Peki arkadaşlarımızın sorularını cevaplayalım. Bu arada bir saat olduktan sonra yayın bitiyor. 2 dakika kala bana uyarı veriyor telefon. Onu söyleyeceğim sana. Büyük Kapatıp ihtimalle tekrar. yetmeyecek zamanımız. Ben Vaktimiz çok olsa konuşuyorum zaten. Yetmeyebilir. çok iyi konuşuyorsun, çok güzel konuşuyorsun. Bence devam et. Yayında olmadan önce seni uyaracağım, kapatacağım, kaydedeceğim, tekrar bir yayın açacağım. Bunu baştan söyleyeyim ve şimdi arkadaşlarımızın sorularını alabilirim. Ben sana okuyacağım soruları. Tamam. Arkadaşlar sorularınız varsa lütfen yazın. Aynı soruları sormayın lütfen. Hani sorduğum sorular varsa değişik, spesifik böyle aklınıza gelen sorular varsa alalım hemen. Esra alttan yazıyor. Esra'yı da çok severim. O bana söyledi zaten. Dedi Evet, ki evet, ya evet. sınav falan geç dedi. İnsan bir açar bir canlı yapar. Bir anlatır hiçbir şey yapmıyorsun. Sonra seni sayfaya gönder. Dedi ki bak böyle bir sayfa var. Yani görüşüyor insanlar ve sen de bir yazsana. Hani azıcık insanlığa faydan olsun dedi bana. Dedim ki tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Hadi, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Yayın kaydedilecek, ona cevap verelim. Şu anki gönüllülük projesi hakkında bilgi verir misiniz? Proje hakkında senin en son gittiğin gönüllü projesi hakkında diyebiliriz Bu kısaca. şey Avrupa Gönüllülük Projesi EVS EVC EVS diye geçiyor Avrupa Gönüllülük Projeleri. Milyon farklı çeşit proje var. Girip bakabilirsiniz. Yani ben bir tanesine arkadaşım denk geldi. Hastanede bir projeydi ama genelde göçmenlerle alakalı oluyor, çocuklarla alakalı oluyor, hayvanlarla alakalı oluyor. Genelde İngilizce oluyor projeler. Bizde de İngilizce bilme, hani kesinlikle İngilizce bileceksiniz demiyordu ama mektuplar, mailler hepsi İngilizceydi. Evet. Ama tabii buraya geldik hep Almanca iletişim kurduk, sonra Almanca'ya döndü. Ama mesela şey senede iki kez seminer yapıyorlar bizim uzun dönem proje olduğu için. Seminerler komple İngilizceydi. İngilizce bilmeyenler için de ya da anlamayanlar için de tabii ki de Almanca da bol bol konuşuldu. Yani böyle bir gönüllülük projesi. Anladım. En kolay gelme yolu bence bu. Senin burada tabii ki yeşil pasaportun olması büyük bir avantaj. Onu da söyleyeyim. Bitti ya. Ya şöyle 26 yaşındayım şu an. Buraya 25. gelmeden önce bitti yeşil pasaportum. Daha öncesinde yeşil pasaportla gezip gelmiştim zaten. Tabii au pair için D tipi vize almak gerekiyor. Yeşil pasaportla yapamıyorsun au pair yasak. Au pair de bir iş, ayrıca bir au pair vizesi var. Bakıcı vizesi. Almanya için konuşuyorum diye ülkeleri bilmiyorum. Esra Amerika'da yaptı mesela. O da Amerika'yı biliyordur. Onun için ayrı bir vize alıyorsun. Çalışma tipi bir D tipi bir vize. Şimdi proje içinde ayrı bir gönüllülük projesi vizesi. Uzun tipli bir vize veriyorlar. O şekilde. Tamamdır. Hangi üniversite mezunusun? Osman Gazi, Eskişehir Osman Gazi mezunuyum. Eyvallah, tamam. Nasıl? Ne demişler? Nasıl cesaret ettiniz Almanya'ya, hemşire olmaya? Daha önce dilin var mıydı? Yoksa ondan sonra mı Ya planına göre mi? cesaret çok göreceli bir kavram. Ben de Türkiye'de kendi başına otostop çeken bir insandım yani. O da şöyle başladı. Benim okulum erken bitti bir dönem. Hatta iki dönem diyebilirim yani bir sene. Son sene sadece halk eğitim dersinin, halk eğitim müdürü öyle bir ders vardı. Onun stajını yaptım. Okul bitince bitmeden önceki bir sene önceki yaz stajları yapıyorum. Yaz okullarına kalıyorum vesaire. Abi gezeceğim ya o kadar istiyorum ki şöyle bir Ege Akdeniz turu yapayım. Otobüs biletlerine bakıyorum. İnanılmaz pahalı. Ben de o dönem bir kafede çalışıp para biriktiriyorum. Yetmiyor yani. Biriktirdiğim para otobüse gidiyor. Sonra dedim ki benim başka bir yol bulmam lazım. Bla bla kar mı yapsam, nasıl yapsam? Mesela o dönem Otostop Rail diye bir grup var. Oraya girdim. Baktım böyle insanlar otostop yapıyorlar ama tek kadın yapan çok fazla yok. Sonra hemen böyle arkadaşlarıma anlatıyorum. Yani insanlar geziyorlar otostop falan. Hadi beraber yapalım Ege Akdeniz'e gidelim. Abi kimse gelmiyor. Sonra benim çok sevdiğim Anıl diye bir arkadaşım var. Çok değer veririm kendisine. Benim kendimi geliştirmemde de çok faydası olduğuna. O arada Norveç'te ilk otostopunu yapıyor.
Böyle kağıtla yazmış bir yerlere gidiyor. Anıl'a yazdım ilk tanışma zamanımız. Ya Anıl, ben Neslihan. Otostopa başlayacağım ama senden de gördüm. Gruplardan da görüyorum. Ama tek başına yapacağım. Nasıl yapayım? O işte bir şeyler söyledi. Plakaları al dedi. Bak şöyle yapabilirsin. Ama dedi bak kesinlikle cesaret et. O beni böyle çok cesaretlendirdi. Ben böyle yola çıktım. 15 gün Ege Akdeniz gezdim. Benim dünyam ondan sonra değişti zaten. Çünkü bu sefer doğuya, güneye, Karadeniz'e, her yere otostopla gitmeye başladım. Kamp kurmaya başladım. Yalnız da gittim, arkadaşlarımla da gittim. Böyle bir dünyaya açılınca Evet. ha Avrupa'ya gitmişsin ha Türkiye'de gezmişsin. Bir farkı yok yani. Aslında Öyle aldığın başladım. cesaret burada şu işaret aslında seni hayata Evet, değiştirdi daha iyi kesinlikle. hazırladı. Ben de otostop yaptım. İlk otostopum 2019'da yaz ayında Çeşme'den İzmir'e gelmek için yapmıştım. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Evet. Kamyonete denk gelmiştim. Ya bir de kadın olmanın da şeyi var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle Avantajları var. küçüksün. Kıvırcık saçlarım var. İşte böyle şey hani ya bu da yalnız başına otostop çekiyor. Şunu da arabaya alayım da götüreyim bir yere. Hiç Evet. tehlikeli bir şey yaşadın mı? Ben bence çok şanslıydım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnanılmaz güzel muhabbetler ettim. Çok farklı insanların hikayelerine denk geldim. Bir de şey dinlemeyi de seviyorum. Adam 2 saat yol boyunca karısıyla bütün problemlerini anlatmıştı mesela. Ya böyle komik şeyler, terapi gibi evet komik şeyler de oluyor. Öyle cesaretle buraya da gelmek zor olmadı yani. Evet. Cihan diye bir arkadaşımız demiş ki Neslihan Hanım çok tatlısınız. Acaba bir YouTube Teşekkür kanalı mı ederim. açsanız bence de açmanın lazım diye düşünüyorum. Ya bunu çok duyuyorum. Şöyle İşlerini rahatlattıktan sonra biz de ya bilgiler. şöyle şunu bunu seyahat ederken de söylediler bana. Böyle çok komik otostop videolarım falan var. Böyle çok inanılmaz keyif aldığım, zevkle çektiğim videolar var. O zaman ben çok insan diyor ki ya hani bir YouTube kanalı aç, bir şeyler anlat falan. Ama bir, çok fazla param yoktu iyi bir ekipman almak için. Elimde böyle saçma bir telefonla geziyordum. Onun da kamera şeyi falan iyi değildi. Buraya geldim, ödünç bir telefonla geldim. Ve sonra telefon vesaire aldım ama şu an ne bir laptopum var, ne bir ekipmanım var. Yani elimde bir iPhone var. Emin iPhone'la da ya hiç bilmiyorum yani nasıl emin yapacağım. emin emin ol, bunlar çok küçük şeylerle başlıyor. Yoksa bütün ekipmanları yığsan bir yere koysan güzel şeyler çıkmaz yani. Gerçekten bu senin sıcakkanlılığından dolayı diyorum. Teşekkür ederim. Ne Bir de ne koysan anlatacağım ki diyorum kendime izlenir. Bak benim de YouTube kanalım var. Birazcık bak yani. istersen. Ben çok fazla aktif Evet. değilim ama şu yakınlarda birazcık arttı. Gerçekten insanların istedikleri üzerine yaparsan videolarını çok güzel şeyler olur. Ben de seni tanıttım yapan hatta beraber canlı yayın yaparız YouTube'dan da. Evet, denilebilir ama Yardımcı şey olurum orada. bilmiyorum yani ne anlatacağım işte ne diyeyim ki yani falan hani ya da o bu video nasıl çekilir yani Konuş, bak şu benim konuda sen haklısın. Kameranın karşısına geçip sadece kameraya bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor. Bunları insanlar çok fazla bilmiyorlar, anlayamıyorlar aslında ama gerçekten bir sakin bir odada kamera karşısında bir şeylerden bahsetmeniz, karşınızda kimse yok, bir şeylerden bahsetmeniz çok zor. Nelerden bahsedebilirsin? Süreçinden bahsedebilirsin. Yaşadığın olaylardan, değişik olaylardan, Almanya'da yaşam tarzından, Almanya'da gördüğün senin değişik işte kafanda planların olabilir. Ya da bazı sorunları nasıl açtığınla alakalı olabilir. Gerçekten çok ilgi görür. Bence çok yakışırsın da ekrana. Teşekkür Ya ederim. sıkıntı yaşadığın yerlerde yardımcı oluruz. Teşekkür Peki, ederim. dil ortalama kaç yılda öğrendin ve kursa gittin mi hiç diye sormuşlar. Benim şöyle bir şanssızlığım oldu. Umarım kimse bunu yaşamaz. Au pair'de çocuk bakıcısı olarak geldiğimde 2 aile beni doğru düzgün kursa yollamadı. Doğru düzgün Almanca öğrenemedim. Türkçe konuşuyordum zaten. Sonra aile değiştirdim. Münih merkezde yine Türk bir aileye gittim ama çok seviyorum. Çok da burada izliyorlarsa vesaire çok iyi insanlar. Onlar beni iyi bir kursa yazdırdılar haftada 3 gün. O kursla beraber böyle B1 seviyeye getirdim ama şey böyle defter üzerinde konuşmalar çat pat gene. Onları saymazsak eğer. Şimdi bu Ekim 16'da geldim. Geçen sene Ekim 16'da geldim buraya. O süreçten sonra tamamen B2 C1 seviyesine getirdim diyebilirim. Çok hızlı öğrendim ben. Hatta burada Alman arkadaşlarım hatta erkek arkadaşım bile şeydi. O kadar hızlı öğrendim ki yani şu an normal C1 seviyesinde konuşuyorum ve anlıyorum her şeyi. Ama bunun için hiç yani minimum Türkçe konuştum ve beynimi komple Almanca duymaya ya yani şeyi hiç unutmuyorum. Bir akşam arkadaşlarımla buluştuk. Yani erkek arkadaşımın arkadaşlarıyla buluştuk. 10 kişi falanız. Hepsi Almanca konuşuyor. Bir bardayız. Güzel fırsat.
Böyle ama hiçbir şey anlamıyorum. O kadar hızlı konuşuyorlar ki masanın ortasında böyle oturuyorum. Herkes bir şey anlatıyor. Kimi bana bakıyor anlatıyor. Dedim ki ya Neslihan hiçbir şey anlamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gülüyorum evet falan diyorum ama bir şey anladığım yok yani. Ama hatta bir 20 dakika sonrasında arkadaşımla yürüyoruz yolda. O da böyle bir şeyler içti falan kafası biraz güzel. Hiç susmadı. 20 dakika boyunca anlatıyor bana. Bir gram bir kelime dahi anlamadım. Bir çok hızlı konuşuyor. İki inanılmaz hızlı anlatıyor yani böyle şey. Ama şimdi fark ediyorum ki Böyle beyin, olması daha iyi. kulak o kadar çabuk alışıyor ki şu anda yani çok hızlı konuşuyor insanlar. Ben de Türkçe hızlı konuşuyorum. Abi %90, %95 her şeyi anlıyorum. Bir tek gramatik hatalar yapıyorum hala konuşurken. Çünkü Almanca'da bu i hali, d hali, bir de bu kelimelerin işte das, derdi şeyleri var ya, artikelleri var. Onlar sürekli değişiyor ve her kelimenin artikelini de bilemediğim için, daha henüz bütün kelimeleri öğrenmediğim için bazen artikelsiz kullanıyorum. Hatta arkadaşlarım şey diyor, bir kelimenin artikelini bilmiyorsan direkt artikelsiz kullanıyorsun, niye öyle yapıyorsun? Bilmiyorum yani, bilmeyince de i, d, e halini düzgün kullanamıyorum. Ama o gramatik hatalar da kimsenin, biz de yani Türkiye'de yabancı gelen birisine ölüp bitiyoruz yani. Hani şey bizim için önemli değil, gramatik çok iyi konuşması. Burada da aynı şekilde kimse önemsemiyor yani. Benim de sadece bildiğim iki kelime var. Guten Morgen ve çokolade. Başka da bir şey bilmiyorum. Eyaleti neye göre tercih ettin? Öyle bir soru gelmiş. Eyaleti hiç bilmiyordum. Haritayı açtın. Ben buraya mı gideceğim dedin yoksa nasıl Şey, oldu? proje buradaydı. Proje Evet, seni çok gönderdi. sevdiğim Meryem diye bir arkadaşım bu projeye denk geldi. Bana gönderdi. Hatta dedi ki ben böyle şey dedim ya of, Almanya'ya da bir daha gidesim yok yani. Beni zaten reddetmişler. Diploma denkliğini bile vermiyorlar. 4 sene okumuşum git bu sayılmıyor bir daha oku diyorlar falan. Acayip sinirlenmişti. Bir daha gitmem falan dedim. Meryem böyle çok şey yaptı. Neslihan çok emek verdin. Başvuruyoruz falan deyip sağ olsun sayesinde. Proje buradaydı. Ben daha önce Saarland diye bir eyaletin olduğunu dahi bilmiyordum. O kadar gezdim Almanya'da. Çünkü çok küçük bir eyalet. Öyle şans eseri buraya geldim yani. Şöyle yapalım. Merve Yılmaz'dan sonra soran arkadaşlar o soruları tekrar alsak olur mu? Siz çok fazla soru sorduğunuz için ben geriden geliyorum ve şu an yayını kapatıp bir saat dolmak üzere. Sonrasında yeni bir yayın açalım. Oradan devam edelim, olur mu? Mesela ne demiş? Akreditesi olan okuldan mezun olunca direkt hastaneye başvuru yapabiliyor muyuz diye. Mesela o sorudan sonra devam ederiz. Olur mu arkadaşlar? Kusura bakmayın. Şimdi yayını kapatalım. Tekrar açıyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.